Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Emine Hanım kusura bakmayın. Geldiğinizden beri gelip tanıştırma fırsatım olmadı kendime. Yoğunlukta. Benim hatam. Affedin lütfen. Estağfurullah, kısmet bugüneymiş. Anne hadi gidelim. Bu küçük hanımla kimse beni tanıştırmayacak mı? Kızımız Ece. Ece Hanım. Çok memnun oldum. Davet etmekte biraz geç kaldık, kusura bakmayın ama bize katılır mısınız diye soracaktım. Biz de tam çıkıyorduk, program yapmıştık ama... Israrcı olacağım o halde. Beraber olalım lütfen, kırmayın beni. Tabii çok isteriz, çok teşekkürler. Ama Ece'ye sormak lazım, programı o yapıyor bugün, değil mi kızım? Gökçe abla da orada mı? Gökçe abla da orada. Tamam o zaman. O zaman karar verildi. Buyurun lütfen. Kaç yaşındasın bakalım? 7. Okula gidiyor musun? Herhalde. Kızım doğru düzgün konuş. Kaça gidiyorsun peki? Dur sen söyleme, ben tahmin edeyim. 2. Bilincak. Okulundan memnun musun peki? İdare eder. Madem idare eder, ilk iş seni çok iyi bir okula yazdıralım. Gerek yok Timur Bey. Ece'nin okulu gayet iyi. Değil mi kızım? En iyisi olsun Adem. Bizim vakfın okulları çok iyidir, 1 numara. Hemen bir geçiş yaptırırız sana. Sağ olun Timur Bey, çok iyi olur değil mi Adem? Zamana gelsin bakarız ne? Adem, bir yardım edebilir misin bana? Siz çok tatlı oldunuz. Bir fotoğrafınızı çekeyim mi sizin? Bunları orta pişmiş yemek lazım. Yoksa bir işe yaramaz. O yüzden ateşli ilişkisi önemli. Ne böyle alev alev olacak dedi kız. Aa bak burada güzel pişer. Aynen. Alalım şöyle, evet. Sen nasıl seversin eti? Dişimi geçirebildiğim sürece bana fark etmez. Doğru söylüyorsun. Senin gibi adamlar için önemli olan tek şey diş geçirmek. Benim gibi adamlar? Öyle görev insanı işte. Kendinden çok görevini düşünenler. En sıkıcı olanlar. Sen hep böyle miydin? Görev bilinci önce babamdan, sonra komutanlarımdan miras. Yani ben sıkıcı mıyım bilmem ama... birilerinin canını sıktığım kesin. Doğuda daha lezzetli etler biliyorsun. Oranın baharatı, havası buraya benzemez. Orada yediğim pul biber bile buradakiyle aynı olmaz. Gerçi oradakilerin acıyla ilişkisi de şehir insanı gibi değil. Daha güçlü, daha dayanıklı insanlar. Senin Bilal komutan gibi. Yazık olmuş adama. Cerablus'taki operasyonda yapayalnız bırakmışsın adamı. Senin tabur gecikmiş. Öğrendiğimde çok üzüldüm. Gerçi siz de yolda çatışmışsınız. Operasyon başarılı olmuş ama... Bilal komutan şehit düşmüş. Allah rahmet eylesin. Araştırmamı yaptım diyorsunuz. Yok. Öyle elim kolum uzundur ama... öyle yan yana gelince acını paylaşayım dedim.
Hayat böyle Adem. İnsan hata yapıyor. Hem bazen hata yaptığını düşünmeden yapıyor. İşte o en kötüsü. Soğutmadan ye. Sonra dişini geçiremezsin. Afiyet olsun. Vallahi iyi ki geldiniz. Çok keyifli bir gün oldu. En yakın zamanda tekrar yapalım hep birlikte. Ay Yasemin, bu kadın ne ya böyle? Hayır, ben ilk gördüğümde eve yeni hizmetçi almışlar falan zannettim. Düşünün bak o kadar. Bir de şu klas adamın yanına hiç olmuyor. Şey değil mi biraz sizce de böyle varoş gibi? Sana da ne yakışmıyor biliyor musun? Dedikodu. Ama bir türlü susturamıyoruz seni. İlahi Yasemin. O ne biçim laf? Hayır, ben ciddiyim Berna. Dedikodu yapacaksan da benim yanımda yapma. Sen niye bu kadar alındın? Varoş dedim diye değil herhalde. Yok, varoş dediğin için alınmadım. Ben size için hakaret gibi gelebilir ama biz varoşlar böyle şeylere alınmayız. Sen kendini o kadınla bir mi tutuyorsun? O kadının bir ismi var. Nevin. Ve evet, benim gibi fakir bir ailede doğup büyümüş olabilir. Ve sizin gibi özel okullarda da okumamış olabilir. Herkes sizin gibi şanslı değil. Sen kendine şanssız mı diyorsun? Hayatım, Timur gibi bir adamla evlisin. Buradan bakınca bak gayet şanslı görünüyorsun. Ya o kadar şanslıyım ki. O kadar şanslıyım ki şanstan öleceğim neredeyse. Hayır, yanlış bir şey mi söyledim? Niye alınıyor ki? Ona da demedim. Anne, tuvalete gidelim mi? Gidelim kız. Geliyoruz biz. Nereye? Tuvalete gideriz.